arkadaşlar, bugün 2 Eylül Çarşamba İstanbul Veli Efendi yarışları için karşınızdayım. Sizler de hoş geldiniz. Bugün güzel bir program var. 9 koşulu bir program var İstanbul'da. Ama çekişmeli yarışların da olacağı aşikar. Çünkü bundan sonra artık biraz daha sanki Basat'a yakın gibi atlar olacak ama Basat dediklerim yani yine kalite atlar. Çünkü Gazi'den sonraki haftalar biraz 1-2 hafta böyle sanki tatsız tutsuz gibi geçiyor. Çünkü bütün herkes Gazi gününe odaklandığı için böyle sınıf atlarının bir arada olduğu yarışlar olduğu zaman tabi haliyle zevkli oluyor. Bu arada Halis Karataş'ın cezası belli oldu. Yani 60 gün at binmeme cezası aldı. Yani ben inanın gerçekten Halis Karataş yani benim tanıdığım yani iyi jokeylerden birisi. Ben ilk bindiği yarışı dahi canlı olarak karşımda zaten ilk İzmir'de zaten atlara bindi. Yani ilk küçük ağ mıydı? Öyle ona benzer bir Arap atı neydi işte. Ona bindi hatta. Yani iyi bir çocuk. Efendi yani gerçi çocuk diyoruz. Yani benden kaç yaş ufak o? Herhalde 8-9 yaş ufak benden. Ama efendi yani onu söyleyeyim. Atlara olan sevgisi zaten farklı. Tamam bir hata oldu olmadı değil. Yapılmayacak bir şey. Zaten o da onun pişmanlığını yaşıyor şu anda. Yani benim tahminim büyük ihtimalle bu jokeyliği bırakacak. Yani benim çünkü şu anda kafamda geçen o. Çünkü bu durumda dönüş yapar mı hiç belli değil. Çünkü kendisi çok etkilendi. Yani farkındayım. Çünkü böyle insanların etkilenmesi normal. Eğer gamsız birisi olursa inanın hiç umurunda olmaz. 2 ay sonra çıkar gelir. Ama Halis Karataş kendisiyle yüzleşecek. Yani bunu zaten kendi yorumunda da söyledi. Ben neden yaptım? Yani o psikolojiye nasıl sahip çıktım? Tamam bir can havliyle bir hareket yapmış olabilir de ama onun pişmanlığı var. Yani bunu da en azından arkadaşlar yani, bu Halis Karataş'ta bir isim yani bitmez. Yani en azından sahip çıkmamızda fayda var. En azından biz kendi sevgimizi gösterelim. Çünkü sayesinde yani altını tutalım veya tutmayalım. Efendiliğini her zaman koruyor. Ben onu yakından da gördüm. Tokalaştım da, konuştum da. Hatta bizim oraya da birkaç kez geldi. Bizim arkadaşlar fotoğraf da çekildi. Yani efendi bir insan. Yani kimseyi de pek kırmaz. O nitelikleri yaşayan bir, taşıyan bir arkadaş. Yani ben üzüldüm. Yani öyle bir ortam olması üzüldüm. Çünkü böyle değerler her zaman gelmiyor. İpodromda da görseniz sabahın köründe gidiyordum ben. Saat 3'te 4'te gidiyordum. İnanın karanlıkta atların sadece seslerini duyabiliyorduk ya. Sağ olsun Ramazan Altunbaş işte o bizi davet ediyordu. Kendi ağrında çay yapıyordu. İşte çay veriyordu. İşte bizde tay vardı. Tayı daha geçen seneki olayı söylüyorum. Yani inanın büyük bir emek sarf ediliyor. Mehmet Kaya'nın çivini sopayla çıktığı da biliyor musunuz? Hani belki yeniler bilmez ama İzmir'de böyle olay da yaşandı. Hem de 3 tane çivi var koca kamçısında. 3 tane çivi büyük büyük ama Allah'tan yapmadı yani vurmadı. Vursa zaten o attığında halini ben hiç düşünemiyorum bile. Vurmadı ama ona rağmen yine cezasını yedi. Çünkü işte savunması da işte ben bilmiyordum yarış esnasındayken gördüm gibi bir savunma yaptı. Ya şimdi elindeki kamçının çivili olup olmadığını hiç mi fark etmiyorsun? Ama ona rağmen bir ceza aldı. Tekrardan atçılığa devam etti ama Allah'tan bir kere dahi vurmadı. Yani bir kere dahi vurmuş olsaydı inanın yarış hayatı biterdi zaten. Yani öyle bir şey de sahalarda olsun istemiyorum. Ama neler yapanlar var. Elektrik tutanlar bile gördük yani biz zamandayken. O yüzden ben üzüldüm. Kendi adıma söyleyeyim üzüldüm. Tamam yaptığı şey hoş değil. Hiç hoş değil. Ama o bunun üzüntüsünde. En azından bunu belirteyim arkadaşlar. Bazen küfürler müfürler ediliyor da değmez arkadaşlar. İnsanız. Sonuçta hepimiz insanız. Birbirimizin bir hatasını gördüğün zaman üstüne çullanmayalım. En azından hani o karşıdaki insanın niyetini bir öğrenelim. Zaten niyeti belli bir arkadaş. Yani kötü bir niyetli olduğunu ben kesinlikle düşünmüyorum. Ama insanların da ne halde olduğunu psikolojisini kimse çözemez. Ama tabii ben yine de şey yapmıyorum, desteklemiyorum. Hani ata vurdu diye şey yapmıyorum. Kesinlikle onu aklınıza getirmeyin. Ben üzüldüm. Çünkü yani bana öyle bir ben öyle bir ortama girmiş olsam inanın ben bırakırım. Jokeyliği bırakırım. Ama şimdi bilmiyorum Halis Karataş şimdi bir iki ay arada vermeyesin. En azından bir sular durulsun. Bakalım bakarsınız dönüş yapar en azından. Dönüş yapmasını ben isterim. Açıkçası isterim. Çünkü çok kişinin ekmeğini sağlayan bir insan. Onu da belirteyim yani. Çok kişi bilmez bunu sadece at binerken görür ama çok insanın da
ekmek kapısı olduğunu da söyleyeyim size. En azından bunu belirteyim. Ben tekrardan tüm at sahiplerine de o artistmenin zaten Müzeyyen Karabulutların sahibidir. Yani hepsine geçmiş olsun diyorum. Halit Karataş'a da ayrıca geçmiş olsun diyorum. Çünkü hayatta her şey olabiliyor. Bir tek her şeyin çaresi var ama bir tek ölümün çaresi yok arkadaşlar. Bunu unutmamakta fayda var. Yani kırıcı olmayalım. Yani en azından hepimizin insan olduğunu unutmayalım. Çünkü şu anda daha büyük sorunlar var. Bunu da unutmamakta fayda var. Çünkü bu virüs iyice çoğalmaya başladı arkadaşlar. Siz de elinizden gelince kadar Allah aşkına şey yapın, korunmaya çalışın. Bu bilmiyorum vallahi hepimiz büyük ihtimalle tatacağız galiba. Artık hangimiz sağlam çıkar, hangimiz normal çıkar onu bilmiyorum. Yani çürük çıkarız. Onu bilmiyorum. Allah bilir bunu da. Herkese güzel sağlıklar dilerim. İnşallah herkesi sağlıklı bir şekilde şu virüslerden, yani tüm dünya olarak, yani sadece Türkiye olarak değil. Çünkü bir tane bir kişi Çin'de bulaştı. Görüyorsunuz bütün insanlara bulaştı. Yani bir kişinin bulaştırmış olduğu bir şey. Ama tabii o nereden bilsin. O yüzden ben neyse bugünkü koşullara başlayayım. Fazla demeçlere girdik mi işin içinden çıkamıyoruz. Arkadaşlar bu arada ben size söyleyeyim. Bu katıl butonu pek tıklanmıyor. Bakın akşam programlarını sadece üyelere özel yaptığımı da tekrardan belirteyim ben. En azından hem kanala bir katkınız olsun. En azından hem de videoları seyretme imkanınız olsun. Tamam bazı altınlar bazı yerlerde gelmeyebilir. Yani at yarışının olayı bu zaten. Ama en azından bazı yerlerde size faydalı olduğumu da ben düşünüyorum. Çünkü birkaç arkadaşımız var sağ olsun bende üye olanlar. Sürekli benim burada bir 5 at yazayım. Bir tanesi 6. at geldi mi tamam yandım ya. Hemen yorumlara patlatıyor. Yani bu değmez arkadaşlar. Ben inanın fazla artık ilgilenmek istemiyorum. Ama gerek yok. Ben 11 at koşup da 10 at yazan yatanı gördüm arkadaşlar. Bunu da belirteyim. Yani bu biraz da şansa bağlı. Tamam bazı yerlerde biz şu gelir bu gelir kafamızda bir koşturuyoruz. Bir program çıkarıyorum ama tabii ben şimdi bazı yerlerde inanın bugün örneğin ben size şöyle söyleyeyim. İlk ayakta gelen at var ama Yakuti'ye ama fazla tutuyor diye çıkardım. Ne yapabilirim şimdi ben onu bunu söylediğim zaman bu sefer yorumlar böyle ya bu kaç pro tuttu? Bu ne oldu? Onun hesabını yapmaya başlıyoruz. Ben de inanın kırpa kırpa giriyorum. Bugünkü program da kırpa kırpa bakın. Bu arada kırpa kırpa sile sile getiriyorum yani. Ne yapabilirim ki? Hani ben en azından yüklenmeyelim fazla yüklenmeyelim. Çünkü gelir olan atlar bayağı var. Ben de onların için artık tercih yapmak zorunda kalıyorum. Yani sizler de bazı yerlerde tuttuğunuz at varsa ilavenizi yapın arkadaşlar. Ben bu şablonu çıkardım. Bunu yatırın demiyorum yani. En azından benim buradaki şablon en azından size bir anahtar, bir kapı olsun. Sizler de o kapıyı aralamak, anahtarı bir çevirmek kalsın size ya. Bunu da yapabilirsiniz yani. İnşallah gönlünüze göre olur. Ama şu katıl butonuna tıklayarak en azından şu kanala da katkıda bulunmanızı da canı gönülden istiyorum arkadaşlar. Çünkü yeni vergilendirme olayları da bugün çünkü ben ilk mailimi aldım. O yüzden sizi de haberinizi vereyim. Yani bakalım sonumuz ne olacak? Şimdi şu anda sadece ben değil. Bütün YouTuber'lara bugün bir mail gitti. Bunu da belirteyim ben size. Yani bu vergi olayı yüzünden. Sadece Türkiye değil. Avusturya'da bizim video gösteriyorsa Avusturya bizden para alacak. İngiltere eğer bu bizim videoyu seyreden varsa benden para kesecek yani. Anlayacağınız bu yani. Anladınız mı? Yani sadece Türkiye değil. 3 ülke birden devreye girdi. Öteki ülkeler bilmiyorum. Şu anda ses yok. Ama 3 ülke şu anda kesinlikle vergi olayına girdi. Türkiye, Avusturya ve İngiltere. Yani biz sadece Türkiye'yi bekliyorduk. 2 ülke daha çıktı. Hem de %5, birisi de %2 istiyor. İstiyor valla. Bakalım ne hale düşeceğiz. Türkiye zaten biliyorsunuz bir sürü vergi olayları var. Onu da bugün yazısı geldi. Sadece bana değil ama bütün mailler YouTuber'ların hepsine gitti. Çünkü tek tek gitti yani. Bunu da belirteyim arkadaşlar. Yani o yüzden ben sizden katıl butonunu Allah bu sefer ısrarla istiyorum. Daha ben canınız sağ olsun diyordum ama yine canınız sağ olsun ama katılımı da ihmal etmeyin arkadaşlar. Çünkü bu kanal en azından sizler sayesinde var. Yani bunu da unutmamakta fayda var arkadaşlar. Gelelim bugünkü fasulyenin faydalarına. Birinci koşudan itibaren sizlere başlayalım. Altılı ganyan yorumlarımızı arkadaşlar. Hadi herkese hayırlı olsun diyelim. İnşallah bugün bir altılı güzel tutarsınız da sizlerden de güzel bir üyelik beklerim artık. Birinci koşu saat 14'te Handicap 15 3 ve yukarı İngiliz'in 2100 metrelik sentrik yarışında başlıyor. 6 safkan arasında koşacak olan bu yarışta ben burada biraz büyük ihtimalle yarın sürpriz çıkabilir bu safkan. Ben 4 nolu My Bright bu Wind River Wind temsilcisi olan bu safkanı bomboş kilosuyla Daniel Kaya'la ben ilk şansı bu safkana veriyorum. Bu safkanın kötü bir safkan olduğunu söylemiyorum. Çünkü bu safkanın daha önce bu grubu geçmiş bir isim.
Bence bugün şartları yine Dortmund'un Maybright'a geliyor. Çünkü hazırlıkları fena değil. Ben bugünlerde çok beğeniyorum Musakır'ı. Tabii ki 3-0'lı Lady Kara son yarışı harikaydı. En geri virajda dönüp yani ortadan hani resmen yararak geldi ve fotoyu da buldu. 3-0'lı Lady Kara yine aynı pilotu Gökhan Kocakaya'yla bence ikinci şanslı isim ve son hafta yine bir iyi isim olan ama biraz kilosu rakiplerine oranla fazla olan 2-0'lı engel yok. Bu safkan da İzzet Aksoy'lara ait olan bir ekürsüne ait bir safkan. Son ikinciliğinden sonra burada da yine iddialı isim haline geldi arkadaşlar. Zaten kalite bir isim olduğunu unutmamakta fayda var. Kilo kilo olsa ben 2-0'lı engel yoku banka atarım. Yani bunu açıkçası size söyleyeyim. En azından ben size bu şekilde anlatayım ki benim ne demek istediğimi anlayın yani. 4-3-2 burada öncelikli olarak kuponlara yazacağız arkadaşlar. Büyük ihtimalle yani %80 oranında bu 4-3-2'nin dışına biraz zor çıkar. Ama tabii %20'lik payda çıkar mı? Çıkar arkadaşlar. O zaman kimi yazabiliriz? 1-0'lu İsmihan, Ercan Çankaya'la ve son olarak 5-0'lu Goygaçea. Bu safkan da artık bu aralar bir form yapmaya başladı. Yani alttan derinden bir şekilde geliyor. Power Score temsilcisi Ali Kaçmaz'la da hani günün bombasını yapabilir ilk ayakta. Ona göre de dikkat etmekte fayda var. Ama ben yine de kendim risk alırım. 4-3-2 olarak geçebilirim. Siz 4'ü yok ya gelmez dersiniz. 3-2 geçersiniz veya 2'yi tek atarsınız veya 3'ü tek atarsınız. Bu tamamen size kalmış bir şey arkadaşlar. En azından ben size fikrimi açıklayayım. Sizler de o yol üstünden yürüyüşünüzü yaparsınız. Günün ikinci koşusuna geldiğimizde şartlı 3-2 yaşlı İngilizlerin 1200 metrelik çim koşusuna geldiğimizde 6 safkan arasında koşulacak olan bu yarışta ben ilk yarışını koşup güzel bir maiden kazanan, yani şartlı bir kazanan bu Lux Orta'yı 3-0'lu Van Heda Mehmet Kaya'yla ben yine ilk şansı bu safkana veriyorum. Kabiliyetli bir tay olduğunu zaten ispatladı. Yani hiç rakibini bir yerde kaçırmadı. Geldi düzlük sprintini yaparak zaten orijin de çok güzel. Bu 3-0'lu Van Heda yarış kazanmasını bildi. Ama burada ben en ciddi rakip olarak da 4-0'lu Anus Mirabius'u önereceğim. Bu safkan da gerçekten çok iyi bir orijinal sahip bir Zebede. Yani şu anda Amerika'da da, İngiltere'de de, Fransa'da da, hani Avrupa'nın çoğu ülkesinde bu Zebede tayları koşuyor. Kalite bir isim var, iyi bir orijini var. Gökhan Kocakaya'da da bence bir kez koşup güzel ikincilik geldi ama yani fotoya kadar kolay kolay teslim olmayan bir safkandı. Yani liderliği aldı, viraj döndü, fotoya kadar birincilik mücadelesinde olan bir isimdi bu 4-0'lu Anus Mirabius. Bu sefer artan nefesiyle bence yine 3-0'lu safkanın çok ciddi rakibi olur. Eğer dirençli çıkarsa bu 4-0'lu safkan beyaz bayrak ayna yapar, kazanır yarışı. O yüzden 3 ve 4'ü hiç bence ayrım yapmadan kuponlara yazalım arkadaşlar. Eğer bu iki safkan bence yeterli gözüküyor ama burayı tay yarışı biraz daha at yazmak isterseniz hele bir de bu şartlı 3 yarışlar biraz daha eksantrik oluyor. Yani sürprize uygun bir koşular oluyor. Genelde İngilizlerde şartlı 3'ler, Araplarda da gerçi oluyor. Ben o zaman kimlere yazabiliriz? Bu S Robero 5-0'lu S Robero'yu yazabiliriz. Bu safkan Luna Lovegood'un anneden kardeşi. Bunu da belirteyim. Bu Bright to Mir. Bu Bright to Mir daha başka tayları da var ama bu hiç geçilmeyen bir Luna Lovegood vardı. Gazi koşacaktı hatta. Arıza gösterince koşamadı. Yani onun anneden kardeşi. Bir de erkek tay bu. Yani S Robero kabiliyetli bir tay. İki yarış koştu. Bir ikincilik, üçüncülük elde etti. Bugün bence bu iki rakipten sonra yazılması gereken ilk isim olur. 5-0'lu S Robero. Daha sonra 1-0'lu Bay Alves. Bir Perfecto temsilcisi Ercan Çankaya'da da en azından yarış tecrübesi olan bir isim. Kuponları yazabiliriz. Yine bir yarış tecrübesi fazla olan ve bütün koştuğu yarışları da tabela içerisinde bulunan 2-0'lu Run for Masala da bir Duty Free temsilcisi Menderes Avşar'a da yazılmakta fayda var arkadaşlar. Ama dediğim gibi 3-4 bende çok ağır basıyor. Şimdi deseniz ki ya bu 3'ü mü tek atarsın, 4'ü mü tek atarsın diye bana şimdi diyelim ki başka yerlere gömüldük ama ben bu ayağı tek atmak zorunda kalacağım. O zaman ne yapabiliriz arkadaşlar? En azından yarışı kafamda koştururum. 4-0'lu safkan önde gidiyor. 3 rakibin arkasına gidecek. Tabii ötekiler de armut topluyor olacak hali yok herhalde. Onlar da zaten birisi liderliğe gidecek, birisi peşine gidecek. Valla ben risk alırım. Bu 4-0'lu Anus Mirabius'u tek atarım. Çünkü neden? En azından bu önde gidecek. Bir de mücadeleyi kolay kolay bırakmayan bir safkan. Yanına at geldikçe gidiyor. Artık şansına fotoğrafı verir veya vermez. Ama 4'ten ben bir şansımı denerim arkadaşlar. Bunu da belirtmekte fayda var. Günün 3. kursuna herhalde size gizli tüyolar da veriyor mu haberiniz olsun arkadaşlar. Yani artık ne durumu? Erhan'a vermiyorum. Erhan bak sana burada 4 at söyleyeceğim. Bir tane at bırakacağım artık senin şansına. Bunu da baştan belirteyim. Günün 3. kursu saat 15'te şartlı 4. 3 ve yukarı İngilizlerin
2200 metrelik uzun mesafeli yarışına baktığım zaman en azından artık daha da iyi kıvama geldiğini gördüm. 5 dolu Stelion Falcon, vallahi beyaz bayrak ayna yapmasını bekliyorum ben bugün. Gökhan Gökçe ile ben bu yarışı kazanmasını bekliyorum. Artık çünkü belalıları yok bugün. O yüzden istediği tempoyu kurabilirse büyük ihtimalle kurar zaten. İnatçı bir karaktere sahip. Gökhan Gökçe de tempo ayarını ayarlarsa bu yarışı bence çok rahat yarış kazanır. Tabii yarış rahat olmasın, yarım boy olsun, bizim olsun. Ben 5 dolu Stelion Falcon'u banko olarak öneriyorum arkadaşlar. En azından hem 7'li plasör ayağımızda. Günün 4. koşusu, 2. altılı ganyanın da açılış ayağı olan Göz Nurunu Koruma Vakfı koşusu. Handikap 21, 4 ve yukarı Arapların 1200 metre Çin koşusuna geldiğimizde 5 ve 7 nolu safkanlar ekürü. İşte burada da inanın şu 1'den 9'a kadar olan atların hepsi de bu 1200'de ve 1300 metrelik mesafelerde başarılı olan isimler. Hepsi de bir arada, yani ayıkta pirincin taşını dersiniz ya, işte alın işte burası tam uygun. Ama ben burada, benim burada favorim 9 nolu Demir Çiçeği olacak. Bu Şimşeğinoğlu'nun temsilcisi olan bu safkan bomboş kilosuyla son yarışında çok güzel kazandı. Mustafa Kemal Kumbasar da aynı formunu muhafaza ediyor. Bence yine bu yarışın en şanslı ismi olur. Ben bu safkanın en ciddi rakibi olarak da 8 nolu Daloğlu'nu vereceğim. Bu safkanda Ali Kaçmaz da en azından performansı iyi olan bir safkan. Sondan bir belki Çin yarışını, yani son yarışı üçüncülü değildi, ondan evvel bir Çin koştu. O yarışta güzel kazandı. Bugün yine bomboş kilosuyla koşacak Ali Kaçmaz da bence 9 nolu safkanın en ciddi rakibi konumda. Hani burası bana göre eğer risk almak istiyorsanız 9-8 geçebilirsiniz arkadaşlar. Bunu da belirteyim. Ama bunların yanına at yazarsınız. Çünkü burası biraz karışık. Hepsi de birbirine inanın çok ince milimetrik hesaplarla yakın safkanlar. Hem performans olarak da hem çalışma olarak da yani birbirine çok çok yakın safkanlar. O zaman kimleri yazabiliriz? Ekürü avantajıyla koşacak olan 7 nolu güzel çocuğu yazabiliriz. Samet Erkoç da en azından kilosu da uygun. Performansı da çok iyi. Ekürü avantajı da var. Ekürüsü de iyi çünkü. Daha sonra ağır kilolu koşacak olan 1 nolu Ulu Batur. İşman Çizik de koşacak 63 kilo ama en azından bu kiloyu bu rakiplerine verebilir. O yüzden dikkat etmekte fayda var. Ve daha sonra 4 nolu Kara Çelik. Bir Kazberk temsilcisi Tolga Yıldız'la start alacak olan bu safkanda son ikinciliğinden sonra bir geri dönüş yapmaya başladı. Yani formunu yükseltmeye başladı. Bence yazılması gereken bir isim olur. 4 nolu Kara Çelik. Yani ben buraya 9-8 öncelik, daha sonra 7, 1 ve 4 nolu safkanları sizlere yazmanızı öneririm. Tabii ama öncelikle altılı ganyan için bence 9-8, daha sonra 7, 1, 4. Şimdi bunları söyledim. Geriye ne kaldı? Burada 2 kaldı, 3 kaldı, 6 kaldı. Arkadaşlar eğer bu atları yazabiliyorsanız vallahi bu ayağı kapatın. Ha burada favorisi gelir, ona bir şey diyemem. Bakın favori de gelebilir, sonuncu da gelebilir. Burada 3'ün de geliri var, 2'nin de geliri var. 6 nolu Gümbik'in de geliri var. Yani bunu da belirteyim arkadaşlar. Sonra demeyin bakın bana 6 at yazdırdınız. Bu Gümbik'e geldi veya Kara Gül Bey'i geldi. İşte hani konuşmalar yapan arkadaşlar var ki hazır yani bekliyorlar. Burada benim söylediğim atlardan bir tanesi gelmesin. Başka at gelsin. Anında yapıştırıyorlar. Ben burayı ayıklayarak gidiyorum. Eğer yazabiliyorsanız hepsini yazın arkadaşlar. Ama 2 tane at yazıyorsanız 9-8 benim öncelik. Daha sonra 7-1-4. Daha sonra öteki safkanlar arkadaşlar. Burası çünkü zor be. Onu da belirteyim. Burada çünkü var ya, inanın ben en az 5 tane atın fotoya girmesini bekliyorum. Hani foto finish nasıl ayıklar bilmiyorum. At başı çıkarsa da hiç şaşırmam yani. Günün 5. koşusu handikap 15. 3 yaşlı İngiliz'in 1500 metrelik santrik koşusuna geldiğimizde burada 13 safkan var. 9 ve 12 nolu safkanlarda ekürü arkadaşlar. Tabi buradaki bizim sıralama şu şekilde olacak. Ben 5 nolu Egyptus. Bu Tribales temsilcisi olan bu safkan Gökhan Kocakaya'da en azından güzel bir form yakaladı. Son üçüncülüğü de ben çok beğendim. Ben bugün normal şartlar altında bu 5 nolu Egyptus'u kazanmasını bekliyorum. Yani eğer risk almak isterseniz küçük ve mistik, o mistik demeyelim artık çünkü burada mistik oynanacak bir durum pek sanmıyorum. Gerçi her trilyon veren altını bile mistik oynayanlar var yani oynamayanlar yok. 5 nolu safkanı eğer risk almak isterseniz bence bir tek adayı. Çünkü benim bir adımda olsa ön planda tuttuğum isim. Ama rakipleri var tabii ki. Bunlar öncelikli olarak bir 3 nolu Gipsy Girl. Bu safkan da bu zaman zaman bu mesafelerde çok işleri var. Bakın şuradaki 1-2-2 yani bu mesafelerde bu pistlerde yaptı. Hani bunu unutmamakta fayda var. İşman Çizik de var üstünde. Yani kuyumcuların bu atı bence bugün çok iyi koşar. Daha sonra 2 nolu Doğu Prensi. Geçen yarışta Apranti ile inanın kafayı aldı. Hiç kesmedi. Fotoda da olsa kazanmayı bildi. Hem de iyi isimleri geçti. Bugün Tolga Yıldız da yine 2 nolu Doğu Prensi'ni yazabiliriz. 1 nolu ağır kasırgası, ağır kilosuna rağmen Mehmet Kaya'da oldukça etkili bir form yakalamışken hani bu kiloya rağmen yine rakiplerini avlayabilir. Aman dikkat edin. Daha sonra 6 nolu Josephine bu mesafelerde yine iddialı isimleri.
Artık son sıfırın kesinlikle ölçü almayayım. Bu Safkan burada zıkkın gibi gider. Bir Luxor temsilcisi. Orjin çok iyi. Orjin babası var yani. Anne Luxor, baba Gloria. Şey, anne Gloria, baba Luxor. Anne babayı karıştırdık arada gidiyor. Arkadaşlar yani güzel orjin var. Şimdi ben onu orjini sayarsam yani açık yarış koşan atların orjini. Onu da söyleyeyim. Bu Gloria'dan bayağı iyi atlar çıktı çünkü. Şimdi aklıma gelmiyor artık. Aklıma geldiği zaman söylerim bunu. Ama iyi bir at olduğunu da söyleyeyim. Ve son olarak da bir at daha yazabilirseniz. Son yarışın meydanından çıkan artık en son yani yazmak gerekirse 7 nolu Lizmon'da ilave edebilirsiniz. En azından bir yarış kazanmış bir safka. 5 nolu safkan bende öncelik. Eğer tek atabiliyorsanız alternatif de olsa banko. Ama at yazarsanız da 3, 2, 1, 6 daha sonra da 7. Bu şekilde ben en azından bir sıralama vereyim. Günün 6. koşusu Maiden 2 yaşlı İngilizlerin 1200 metrelik çim koşusunda burada 11 safkan mücadelesi bizi bekliyor. Tabi burada benim öncelikli olarak 10 nolu Hüma Sultan, Luxor temsilcisi olan bu safkanı Mehmet Kaya'la ben ilk şansı bu safkana veririm. Oldukça formda çünkü ilk yarışını 3.lük elde etti. 2 tane üst üste çimde de 2.lük elde edince dereceler şu anda birbirine çok yakın arkadaşlar. Yani milim hesabı yani yarım boy baş gibi farklılıklar var yani yarış derecelerinde. Bazen de 1 boy 2 boy olsun fark etmez ama bugün ben 10 nolu Hüma Sultan'ı Mehmet Kaya'la ilk şansı veriyorum. Daha sonra 5 nolu Junior Baron. Mr. Baron temsilcisi bu safkan da yani anne Senacan büyük ihtimalle bu safkan şeyden çıkma herhalde kuyumculardan çıkma ama bir yarış koştu güzel bir üçüncülük elde edince bugün Deniz Yıldız da yarışı kazanabilir. Deniz Yıldız zaten ne zamandan beri yarış kazanamıyor gerçi bayağı oldu herhalde. Bugün bu safkanla birinciliği tadabilir. O yüzden 5 nolu Junior Baron iyi bir safkan, çalışmaları da iyi, safkan genel görüntüsü de olduğu için yani ilk rakip olarak yazalım. Daha sonra 9 nolu Winner Gets All. Bir Wind River, bir Lanoy Doyun. Yani bu Lanoy Brezin'in, yani bu Gazi kazanan atın bile orijini var bunda. Yani Yıldırım Gerginler zaten bu orijinden maşallah yani çok klas atlar çıkarabildi. Bu safkan da kesinlikle ihmal edilmesin. Şimdi bence çok daha iyi koşar. Onu da belirteyim çünkü kendi bu orijinden zaten çok üst düzey atları var. Hani bunun da büyük ihtimalle açık yarışa doğru gider yani bu yarışı. Bir meydandan çıksın. Yani bu safkan kısa vade açık yarış. Yani seneye eğer sağlıklı olursa bunu bu atı Gazi'de görebiliriz. Bunu da söyleyeyim arkadaşlar. Bu safkanı da kupona yazacağız. Daha sonra 2 nolu Charlie. Bir Lilburn Lake temsilcisi Berkant Gökçe'ye start atacak olan bu safkanın son üçüncülüğü güzel. Bugün de yine uygun grupta hani en azından rakipleri tam formunda değilken yani avlayabilir. Onu da dikkatinizi alsın arkadaşlar. Çünkü neden rakipler tam formda değilken diyorum. Hani burada birkaç tane at sivrilmiş. Bazı atlar da fazla sıktırılmadan koştu. En azından yarış görsün diye. Hani o anlamda söyleyeyim. Sanmayın yani. Burada çok iyi atlar var. Yani açık yarış koşacak atlar bile var. Onu da belirteyim tabii. Ve son atta 7 nolu Miracola. Bir Luxor temsilcisi yine. Akın Sözen'le de en azından bu yarışta da iyi koşması beklediğim bir diğer isim olur. 10, 5, 9, 2 ve 7. Ama ilk 3 at yazalım derseniz 10, 5 ve 9 arkadaşlar. Daha sonra 2 ve 7. En azından bu şekilde söyleyeyim. Yani bakarsanız burayı 3 atla geçmek isteyenler için daha iyi olur ya. Günün 7. koşusu kısa vade 8, 4 yaşlı Arapların 1500 metre eksentrik yarışına geldiğimizde valla son yarışını ben daha iyi grupta, grup yarışı koşan ve güzel bir üçüncülük elde eden 1 nolu yol arazı biraz da rakiplerine oradan hafif de az kilo olsa da süratli yapısıyla işman çizikte ben sizlere banko olarak öneriyorum. En azından bu yarışı alıp bir anda yarışı kazanır. Çünkü son yarışında aldı kafayı gitti. İnanın kesmedi de yine verdi arkadaşlar. Yani kesip arkalarda kalacağı düşünürken yine rakiplerine ayak uydurdu. Onlarla mücadele girdi. Yine üçüncülüğü kaptı yani. İlk kez sentetik koşacak yalnız. Bunu da belirteyim. Ama şimdi bu safkanın sentetik koşa ilk kez diye nasıl tepki veriyorsunuz derseniz safkan Urfa'da koşuyordu. Yani kumda birincilikleri var. Çimde koşuyor. Yarış kazanıyor. Çimde de birincilikleri var. Haliyle sentetikle de koşar arkadaşlar. Yani matematiksel bir hesap yaparsa denklemini yani o şekilde çıkıyor. İnşallah bizi de yanıltmaz bu safkan da ama bir Yaşarcık tayı olduğunu da söylemekte fayda var. Yaşarcık zaten ben onu gördüm. Kır bir attı. Hani alır kafayı giderdi. O şekildeydi. Genelde Fuat Çakar'la koşardı bu Yaşarcık'ta. Onu da belirteyim. Yani bazı arkadaşlar diyecek ki yani sallama yapıyor mu yapmıyor mu diye. Onu da belirteyim. Yani İzmir'de ben çünkü çok yarışlarını gördüm. Yükselenlerin atıydı zaten. Ben yol arızı banko olarak öneriyorum arkadaşlar. Günün 8. koşusu şartlı 4. 3 yaşlı İngilizlerin 2200 metre eksentrik yarışında 8 safkan mücadelesinde bizi bekliyor. Ben burada yine size bir alternatif banko adayları vereceğim. Arkadaşlar birden fazla alternatif banko veriyorum. En azından çünkü biraz daha fazla tuttuğum için
En azından bu şekilde size öneriyorum. Yani siz dersiniz ki ben burada bunu benimsedim, bunu tek atarım. Yani o tercihi en azından sizlere bırakıyorum. Ama benim favorim bu. 5 nolu Juggernaut. Victor Galatoni seçti. Gökhan Koca'ya kadar start alacak olan Mustafa son yarışını harika kazandı. Gerçi başka jokeyle kazandı. Özcan Yıldırım'la kazandı. Şimdi üstünde Gökhan Kocakaya var. Özcan da burada var. Yani şimdi hadi bakalım ne olacak dersiniz. Vallahi bir şeyler olacak ama ben burada yine 5 nolu Juggernaut'a ata güveneceğim artık. Ne yapalım? En azından Gökhan Kocakaya da bu yarışı kazanmasını bekliyorum. Yani eğer küçük ve risk sevenler için 5 nolu Juggernaut benim alternatif bankom. Tabi rakip isteyenler kimi yazabilir? 4 nolu Kingdom of Fire. Bence ilk ciddi rakibi bu olur Akın Sözen ile. Daha sonra 2 nolu Berivin May. Bir Cardinal Pioneer temsilcisi Ayhan Kurşun'da start alacak olması hakkında biraz ağır kilosuna rağmen çok formda bir isim. Son yarışını kazanan bir isim. Onlarda yazılmalı ve son olarak da Özden Yıldırım'la koşacak olan yine bir Victor Galop temsilcisi olan 6 nolu Alaska. Bu safkanda son iki tane yarışında üst üste ikincilik elde edince buranın yine ciddi safkanlarından birisi oldu. 5 nolu safkan ben de ilk at olarak önereceğim safkan alternatif bankom. At yazmak isimlere de 4, 2 ve 6 nolu safkanlar benim önerdiğim safkanlar. Günün son koşusuna geldiğimizde satış koşusu arkadaşlar bunu belirteyim baştan söyleyeyim. 4 ve yukarı Arapların 1600 metrelik çim koşusunda vallahi biraz kalabalık 14 safkan var ama bir de ekürler var 8 ve 9 nolu safkanlar ekürü. Ben burada normal koşusunun yapması halinde 2 nolu alemin kralını Onur Yıldız'la Onur Aralı'yı ben evet Onur Yıldız'dan bu yarışı kazanması lazım. Bu gruptan yani en az bir gömlek fazla bir at. Ama yarışın satış oluşu yani satışa gelebilir miyiz hesabı yaptığımız zaman da o zaman at yazarız hesabı geliyor. Eğer satışa gelmezsek bu 2 nolu alemin kralı kazanır. Eğer risk almak istiyorsanız en azından grubun bence en iyi atı. Zaten handikap puanda da gözüküyor. Yani 86 handikap nerede? Burada en yakın bir Şahin Tepesi gözüküyor. O da burada zaten fazla adım atmıyor ama şimdi biz adım atmıyor dedik. Yarın kalkar 10 boyla yarış kazanır. Gerçi orijine baktığınız zaman Antepli çimci. Anne de çim orijinli. Çünkü Berkoç dayı kum çim ayırt etmez. Valla yapar mı yapar. Yani bomba olarak ben en iyisi bir köşeye yazayım. Hani ne olur olmaz. Sonra laf yemeyelim. Arkadaşlar eğer bu atı sığınma limanı görüyorsanız bence tek atın çünkü dediğim gibi antrenör de o Ahmet Necdet Dınç. O da benim sevdiğim bir abim. İnşallah bir gün denk geliriz yine onunla bir muhabbet ederiz. Beni tanır o merak etmeyin. Onda bayağı bir şeyimiz oldu. Hatta ben onların ilgilendiği bir atla da ilgilenmiştim. İnşallah bir gün yine İzmir'de denk geliriz ondan. Çünkü bayağıdır görüşmüyoruz. Beni görse tanır zaten. Hiç şey yapmaz. En azından unutmuşsa da ben hatırlatırım onu kendime. Oradan hatırlar beni. Muhakkak hatırlar. Çünkü şeyimiz bayağı en az 5-6 ayımız hemen hemen aynı yerdeyiz çünkü. Arkadaşlar eğer dediğim gibi 2 nolu safkan tek atamıyorsak o zaman kimleri yazabiliriz? 13 nolu aslan sütü. Bir Kafkas atayı, İşman Çizik'le start alacak olan bir safkan. Arada bir kayboluyor, bir geliyor. Son yarışında bir ikincilik elde etti. Hani gelirim sinyali verdi. Bu safkan iyi bir safkan. Eğer bugün gerçekten gücünü koyarsa ortaya kazanır arkadaşlar. Bunu söyleyeyim. Yani her ne kadar handikap puanı 38 olsa da bir Kafkas atayı da olduğunu unutmakta fayda var. İşman Çizik de var üstünde. Bence ilk ciddi rakip bu olur. Daha sonra 1 nolu Şehzade. Ali Kaçmaz'la start alacak olan bir safkanda biraz ağır kilosuna rağmen en azından uygun bir grupta koşuyor bu da. Yani bugün de etkili bir yarış koşabilir. Daha sonra 5 nolu Şehleven. Ufuk bir temsilcisi Akın Sözen'le de en azından şu performansı gördüğünüz gibi yani inişli çıkışlı bir grafik çiziyor ama sürekli tabela etrafında ve tabela içinde. Şimdi 5.likler de zaten ikramiye döndü. Ona belirteyim yani en azından ikraminin %5'ini alıyor. Bakın şurada görüyorsunuz zaten. En azından buradan gösterme imkanımız da. Yani bugün iyi bir isimlerden birisi. Yani bugün de etkili bir yarış koşabilir. Daha sonra 8 nolu ve 9 nolu ekürler. Bu Mihriban Kaya'yı da yazıp buraya geçebiliriz. Tabi daha bitmedi. 10 nolu küçük demir kırım var. Ben en azından gelir olan da sayayım size. Sizin hoşunuza gidenleri yazarsınız. Ali İbrahim Akka start alacak olan safkanda. Bu aralar bir güzel bir form yakalamışken hiç hata affetmez. Aman dikkat edelim. Son olarak da demin T'ye aldığımız artık bakın fiyatı da varmış burada. Bir daha göstereyim. 58 bin liraymış bu at. 6 nolu Şahin Tepesi'nde o kadar söyledik şimdi kalkar bizi yıkar. O yüzden söyleyeyim en azından. Ercan Çankaya'da da bu safkana dikkat etmekte fayda var. Kalite bir safkan ama sorunları var yani. En azından bunu belirteyim ama kalkıp bu yarışı kazanır, satarlar. Sorun morun kalmaz arkadaşlar. Bunu da belirtmekte fayda var. 2 nolu safkan bende çok ön planda. Koşayım derse kazanır arkadaşlar. Başka hiçbir lamı cimi yok bunun. Yani bu safkan bu grubun üstünde bir safkan. Ama dediğim gibi satış koşusu, satışa gelme ihtimalimizin olduğu bir yarış. O zaman 13, 1, 5, 8, 10 ve 6 nolu safkanları da değerlendirebilirsiniz.
Arkadaşlar kusura bakmayın, biraz uzun açıklamalı oluyor ama en azından sizlere faydası olduğunu düşündüğüm için söylüyorum. Bazı arkadaşlar rahatsız oluyor. Bundan da farkındayım. Ama rahatsız olmasınlar. İnanın bunların hepsi size geri dönüş yapacak, hem de fazlasıyla. Yani bunu da unutmamakta fayda var. Çünkü başka bir zaman bu alt koşar, en azından benim orada konuşacağım bir kelime sizin orada artı olarak geçer. Yani hiç ummadığınız yerde size bir şeyler kazandırabilir. Bunu da unutmamakta fayda var. Tabi katıl butonuna tıklayarak da üyelik yapmanızı da ısrarla ve ısrarla bekliyorum arkadaşlar. Çünkü mail geldi, haberiniz olsun. Yarın görüşmek üzere. Balkazlaşlar dilimizde. Hoşçakalın.